radyo tiyatrosu. Kelebek Ömrü Kadar. Yazan Meral Karamuk. Yöneten Metin Oyman. Teknik yapım Savaş Erhan. Efektör Osman Keykubat. Yapımcı Sevim Özkan. Oyunda rol alan sanatçılar: Büyük Anne Birsel Aygün, Serap Şebnem Doğruer, Mehtap Gözde Bakşık, Özkan Mete Şahinoğlu, Adnan Doğan Yağcı, Fuat Fatih Kahraman, Funda Sabiha Sonkan. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Of! Ayaklarım koptu Serap. Ne zaman dinleneceğiz? Tamam anne. Şu pijamaları da alalım, oturur soluklanırız biraz. Kız tarafının pijama aldığını da ilk defa sizde görüyorum kızım. Kusura bakmayın ama kendinizi hiç ağırdan satmıyorsunuz. Bir tarafı falan kalmadı bu işlerin anne. Herkes iyi niyetiyle elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu torun var ya Serap, pomponlu terlik giymem diye tutturdu ya, buna ne diyeceksin? Pomponlu terlikler bir gelenektir kızım. Yabana atılmaz. Her yeni gelinin yatağının başucunda durur. O dediğin 50 yıl önceydi babaanne. Sus, karşılık verme. Geleneklerin zamanı geçmez. Adı üstünde gelenek. Anne şimdi düşüp bayılacağım. Babaanneni bilirsin kızım. Biraz daha sabret, az kaldı. Şu kafeteryaya oturalım mı? Pijamayı sonra alırız. Bende istek kalmadı zaten. Oturalım. Hem babaannen de dinlenir biraz. Oh, nihayet beni de bir düşünen çıktı. Şu masa iyi mi anne? Hem gölge. İyi iyi. Sen de elindeki paketleri bırak kızım, yoruldun. Beni koşturmak yormuyor anne. Kafam karışmasın yeter. Bana laf atıyor senin bu kızın Serap. Ay ben ne dedim şimdi babaanne? Senin her lafın bana karşı muhalefet. Ben yaşlıyım diye anlamıyorum sanıyorsan yanılıyorsun küçük hanım. Anne ben ne dedim Allah aşkına? Tamam tamam, yok bir şey. Hoş geldiniz efendim, ne alırdınız? Bize 3 tane meyve suyu getirir misiniz? Tabii lütfen? Efendim, hemen. Ben damada tıraş takımı alalım dediğimde de tepinmişti bu böyle. Babaanne, taş devrinden kalma şeyleri uygun gördün sen de. Bunları kullanan kaldı mı bu zamanda? Sus! Densiz. Kaldı ki satıyorlar hala. Özkan'ı zorlasan bile kullanmaz o antikaları. Salondaki vitrine koyup sergilemeyi tercih eder. Heh, içeceklerimiz de geldi. Atışmayı bırakın da meyve sularınızı için. Nişan zamanı da böyle yapıp her şeyi berbat etmiştin. Bari düğünden önce büyüklerinin sözünü dinle. Babaanne sen de tutturmuştun bohça hazırlayıp damadın ailesine gönderelim diye. Ne güne duruyor hediye paketleri? Küçümsediğim bohça da bir gelenektir. Ve bunu bilmeyen yoktur. Ayıp ayıp. Hep senin gibiler yüzünden unutulup gidiyor ya bu güzel şeyler. Anneciğim, karşı tarafında böyle bir talebi olmadı zaten. İnsanlar artık hızlı yaşıyorlar. Pratik davranıyorlar. Elimizden geldiğince yoluna yordamına uygun davranmaya çalıştık. Kızı suçlayıp durma lütfen. Biz Cale Hanım'la her şeyi aramızda konuşarak hallediyoruz. Gençlerin de isteklerini göz önüne alarak tabii. Gençlerin istekleri mi? Onlara bırakılır mı bu işler kızım? Cahil cühela hepsi. Evlenen onlar ne de olsa, öyle değil mi anne? Ne günlere kaldık ya Rabbim. Anne kalkalım mı? Ben kötü oluyorum galiba. Kalkalım kızım. Kalanları yarın alırız. Garson, bakar mısınız? Sen miydin? Ne o? Başka birini mi bekliyordun? Yo, unutmuşum geleceğini. Sen iyi misin? Yüzün bembeyaz.
Bugün alışverişteydik yine. Yoruldum biraz. Girsene. Aa, neden öyle kapı önünde konuşuyorsunuz? İçeri girsene oğlum. Merhaba anne. Nasılsın Özkan? İyiyim anne. Bugün iş yerinden izin aldım. Zaten düğüne de 2 gün kaldı. Düğünden sonra balayı için 1 hafta daha izinliyim. Tam tamına 10 gün eder. Sevindin mi Mehtap? Evet. Nesi var bunun? Ağzını bıçak açmıyor. Düğünden önce olur böyle şeyler. Ben yemeği hazırlayayım. Gelinliği aldınız mı? Aldık. Görmemde bir sakınca var mı? Var. Tamam, peki. Ben de giderim öyleyse. Gelmem hoşuna gitmedi anlaşılan. Ay, dur, affedersin. Çok yorgunum. Seni kırmak istemedim. Kırdın ama. Bir sorun varsa söyle halledelim. Sorun falan yok. Ben sadece bir terslik çıkmasından korkuyorum. Terslik olmayacak. Sana söz veriyorum hayatım. Ben elimden geleni yapacağım. Öyle iyi organize olduk ki şu ana kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da öyle gidecek. Peki benim içimdeki bu huzursuzluk ne böyle? Annem açıkladı ya, düğünden önce olurmuş böyle şeyler. Bu kadar basit mi yani? Evet, kendi kendine huzursuzluk veren sensin. Kendini rahat bırak ve mutluluğun tadını çıkar. Her şey öyle üst üste geldi ki kendimi unuttum. Bir de babaannem canımı sıkıyor. Her konuşmam batıyor ona. Babaanneler dünyanın en sevimli varlıklarıdır. Onların kendilerine özgü yaşlılık huysuzlukları bile güzeldir. Bırak konuşsun istediği gibi. Ne zararı var? Sadece konuşuyor. Onun tek istediği bizim mutlu olmamız. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Gidip seni üzen insanları bir bir üzmemi mi? Öyle demek istemedim. Zaten kafam karışık. Bir de babaannem böyle eleştirince beni. Kafan neden karışık? Şu düğün hazırlıkları canım. Daha nikah günü gelmeden yoruldum. Bu halde mutluluğun tadını nasıl çıkarabilirim? Pekala çıkarabilirsin. Seni sinemaya götüreyim mi? Sinema mı? Şimdi mi? Evet şimdi. Önce gider güzel bir yemek yeriz. Sonra sinemaya gideriz. Bak ne kadar eğleneceksin. Anlaştık mı? Beni mutlu etmeyi nasıl da biliyorsun. Babamı arayıp haber verelim. Henüz gelmedi işten. Sen git giyin. Ben de babama telefon açayım. Tamam, hemen hazırlanırım. Demek sinemaya gittiler. Düğün öncesi gençler gergin olur. Ne varmış gergin olacak? Her şey gönüllerince olmadı mı? Oldu olmasın ama yine de tedirgin çocuklar. Ne de olsa yeni bir hayata adım atıyorlar. Fuat nerede peki? O da arkadaşlarıyla çıktı. Geç kalmam dedi. Desene ablası evlendikten sonra o da başlayacak ben de evleneceğim demeye. Başlayacak tabii. Hayat bu Adnan. Biz de bu evin içinde yapayalnız kalacağız. Yalnız kalmayacağız diye onları ömür boyu yanımızda tutamayız ya. Öyle demek istemedim zaten. Daha çok erken değil mi Serap? Mehtap'ın bebekliği daha dün gibi. Sen çocuklarının büyüdüğünü kabullenemiyorsun galiba. Bilmiyorum. Belki. Özkan iyi bir çocuk. Mehtap'a iyi bakacağından eminim. Zaten kızımı üzecek olursa karşısında beni bulur. Bunu ona daha önce söylemiştim. O da bana söz vermişti. Fuat'a gelince deli dolu bir çocuk ama yaşıtlarından daha olgun. Hem bu evin içinde yapayalnız kalacağımızı da nereden çıkardın? Annem var ya Adnan. Sahi. Annem nerede? Erkenden uyudu. Sabah bizimle alışverişe gelmek için enerji topluyor. Mehtap'ı sinirlendiriyor mu yine? Hem de nasıl? Gelinliğinden de ev eşyalarına kadar karıştı kızın. Aldırma diyorum Mehtap'a ama dinlemiyor beni. Benim kızım kendisine yakışanı bilir. Demek benim küçük kızım büyüdü de evleniyor bile ha. Ah, ne yapıyorsun sen? Bir sigara içeceğim. 3 yıllık emeğini boşa mı harcayacaksın yani? Ne kadar zor bıraktığını unutma. Sadece bir tane. Bu Meret'in arkası öyle gelir zaten. Hadi bırak onu da ben bir çay yapayım. Efkar bastı Serap. O zaman kahve yapayım. Peki tamam. Bu sigarayı içmiyorum. Sen bize kahve yap. Birazdan gelirim. Sakın o çakmağı eline alayım deme, tamam mı? Tamam, senin dediğin gibi olsun. Merhaba. Merhaba.
Evet, merhaba. Ben rahatsız ediyorsam hemen giderim. Ne istiyorsun? Beni hatırlamadın herhalde. Evet, hatırlamadım. Oysa ki ben seni hiç unutmadım. Her an aklımdasın. Tabii kendimi hatırlatmadım ki sana. Bunun için tam 5 saniyem var. Evet, bekliyorum. Okulun basket takımını bilirsin. Hangi okulun? Tanrım, aynı okulda olduğumuzdan haberi bile yok. Evet, bekliyorum. Bizim okulun. Aynı okulda okuduğumuzu mu anlatmaya çalışıyorsun? Ya evet, bak hatırladın. Yaşasın, beni hatırlıyor. Seni hatırladığımı sanmıyorum. Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi ben? Şu ellerimin titremesini gizlemeliyim önce. Şöyle cebime mi koysam? Yo, en iyisi arkamda birleştireyim. Daha güven verici görünüyor. Sanırım sıkılmaya başladım. Ben Fuat. Adım yani. Memnun oldum Fuat. Şimdi gitsem iyi olacak. Dur bir dakika. Ne istiyorsun? Seni yarın bu kafeteryada görebilir miyim yine? Bilmem. Nöbet tut istersen. Belki gelirim. Yaşasın. Gelecek. Bu yanıt evet demekti, biliyorum. Yaşasın. Anne. Fuat bekliyor aşağıda. Hazır mısın? Bu çocuk neden bu kadar yaygara yapıyor sabah sabah? Ben yarım saattir hazır bekliyorum. Siz kendinize bakın. Anne, alışveriş listesini aldın mı? Aldım kızım, aldım. Hadi sen babaanneni alıp çık. Ben de kapıyı kilitleyip geliyorum. Koluma girebilirsin babaanne. Lütfettiniz küçük hanım. Bugün ne kusur bulacaksın diye düşünüyorum babaanne. Kusuru işlerken düşün bu söylediğini. Ben sadece dile getiriyorum. Sen de olmasan kim üzecek beni babaanne? Sus densiz. Yarın çekip gideceksin bu evden. Ah, babaannem olsaydı da beni üzseydi diyeceksin. Önüne bak babaanne. Sakın düşeyim deme. Yarın düğüne başın gözün sarılı gelmek zorunda kalırsın sonra. Bir de alay ediyor benimle. Fuat, aç oğlum arabanın kapısını. Beni bu kızdan uzak bir yere oturt. Oo, babaannelerin en güzeli. Bugün yine formdasın bakıyorum. Hadi oradan. İkiniz de ağız birliği etmişsiniz. Annem de geldi. Yolculuk başlıyor. Ne yolculuğu oğlum? Alt üstü çarşıya bırakacaksın bizi. Anne, anlamıyorsun galiba. Bu ekiple yola çıkmak yolculuğa çıkmaktan farksızdır. Her zaman bilirsin. Babaannemi kastediyorsan o birazdan senin ağzının payını verir. Sen çene çalmayı bırak da önüne bak küçük bey. Şşt Fuat. Babaanne, neden eski İstanbul'un konak hanımları gibi konuşuyorsun? Çocuklar yeter artık. Bırakın babaannenizle uğraşmayı. Küçük hanım küçük bey falan diyor anne. Densizler desem daha çok hoşunuza gider. Ama demeyeceğim. Çok hoşsun babaanne. Canım benim. Çok özleyeceğim senin bu huysuzluklarını. Arada bir gelirsin. Ben seni kızdırırım yine. Olur biter. Sokağın sonunda indir bizi Fuat. Fuat? Daldı yine anne. Aa, geçtik bile. Fuat oğlum dursana. He? Ay, ne var? Niye bağırıyorsun anne? Oğlum çarşıyı geçtin. Nereye götürüyorsun bizi? Dalmışım anne. Çok sık dalmaya başladın. Dikkat et, aşık olduğunu düşüneceğim. Düşün anneciğim, düşün. Keşke o da düşünse. Aa. Kim? İşte o. Yaşasın. Geleceğini biliyordum. Beni önemseyeceğini biliyordum. Biliyorum, benim için geldi buraya. Merhaba Funda. Merhaba. Çok sevindim seni gördüğüme. Teşekkürler. Ne kadar da güzel Allah'ım. Ona bakmaya kıyamıyorum. Ne oldu? Bir şey mi düşürdün yere? Ne? Yo, neden? Gözlerini yere diktin de. Der sersem görünüyorum, kim bilir. Yok canım, ben şeyim bugün biraz... Hasta mısın?
Ben hasta olsam, yatakta ateşler içinde yatsam, sen başucumda oturup bana kitap okusan, ben huzurla uykuya dalsam, sen şefkatle üstümü örtsen. Hasta mısın diyorum. Hayır, neden sordun? Kötü görünüyorsun. Beni beğenmedi, benden hiç hoşlanmadı. Öyle mi? Şimdi izin verirsen şu kitabı okuyacağım. O güzel sesinle bana da okusan o kitabı. Bir ömür boyu dinlesem ben de seni. Gözlerimde sen, kulaklarımda senin sesin. Bir ömür boyu oturabilirim karşında. Neyi bekliyorsun? Hiç. Dün konuşmuştuk ya seninle. Evet. Belki biraz sohbet ederiz yine demiştim. Sen sohbet etmiyorsun ki. Öylece tedirgin bir şekilde oturuyorsun karşımda. Yarın ablam evleniyor da biraz üzgünüm. Bunda üzülecek ne var? Ne hoş, düğünleri çok severim. Ya, ben de çok severim aslında. O gelinliğin içinde ne muhteşem görünürdün sen. Ablan sevmediği bir adamla mı evleniyor? Yok canım, seviyor sevmesine de yine de evden ayrılması bizi sarsıyor. Anlıyorum ama yine de çok hoş bir şey. Eniştem çok seviyor onu. Bir keresinde ablam hastalanmıştı da eniştem evin içini balon ve çiçeklerle doldurmuştu. Yürüyecek yer kalmamıştı. Banyoda bile. Sonra o balonların sırayla patlayışları yok mu? Hepimiz yerimizden fırlıyorduk. Ablam ister istemez iyileşmek zorunda kaldı. Çok ilginç. Böyle aşklar kaldı mı? Ne demek? Benim sana olan aşkımın yanında bu da bir şey mi? Sen aşka inanmıyor musun? İnanıyorum tabii ama insanların birbirlerini ayıracak zamanları kalmadı diye de düşünüyorum. Vakitleri kalsa da yüreklerinde yer kalmadı galiba. Niye? Yüreklerimiz o kadar küçük mü sanıyorsun? Bilmiyorum. İnsanlar boş veriyor sanki. Sevilen kişiye boş verilmez. Aksine özenilir. Gerçek hayatta değil de hayallerimizde yaşanır sanıyorum böyle şeyler. Ya da rüyalarda. Benim bütün rüyalarımda sen varsın. Seni düşünmeden geçen bir saniyem bile yok. Uyurken bile sende aklım. İşte gerçek hayatta da yanındasın. Eğer istersen gerçek hayat hayallerin kadar güzel olabilir. Belki daha da güzel. Kimsin sen? Felsefeci falan mı? Sayılır. Babam felsefe öğretmeni. Sen babana benzedin o zaman. Ben senin hayallerindeki prense benzemek istiyorum. Seni gördüğüm ilk andan beri hep bunu düşünüyorum. Seni hayallerinden çıkarıp gerçek yapacağım Funda. Evet, babana benzedin. Bak şimdi düşünen adam. Bence aşk nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Ama bilmek için can atıyorum. Nedir? Bir kelebeğin ömrüdür. Bir kelebeğin ömrü mü? Evet. Doğduktan sonra o kadar hızlı bir gelişim gösterir, büyür, yaşar ve ölür ki ne olduğunu anlayamadan kelebeğin hayatı bitmiştir zaten. Demek bu kadar umutsuzsun. Gerçekçiyim diyelim. Kelebeğin ömrü yaklaşık bir haftadır Funda. Sence bir aşk bu kadar kısa sürede yaşanıp tüketilebilir mi? İstenirse bir günde, bir saatte, bir dakikada bile tüketilebilir. Sana yanıldığını ispatlayacağım. Gerçekten yaşanan bir aşkın ömür boyu süreceğini sana göstereceğim. Yine ne oldu? Bir şey olmadı. Ne içersin? Soğuk bir soda içerim. Pekala. Şimdi hayallerindeki kadar soğuk sodayı sana getireceğim. Bakar mısınız? Bize iki tane buz gibi soda getirir misiniz? Getiremezsen söylediklerinin hepsini unutacağım, tamam mı? Tamam, anlaştık. Garson, bakar mısınız? Yemek hazır. Oo anneciğim, harikalar yaratmışsın yine. Yemekler çok güzel görünüyor. Hadi bakayım, oturun masaya. Bu veda yemeği gözlerimi yaşarttı. Anne, böyle konuştuğunu Mehtap duymasın. Yalan mı ya? Veda yemeği değil mi bu? Değil tabii. Neye veda ediyoruz ki? Aksine yeni bir başlangıç yapıyoruz. Annem bu maçı kazanır baba. Bunların işi gücü bizimle uğraşmak.
Biri benden mi söz ediyor? Babaannem çok seviniyor sen evleniyorsun diye. Ben öyle bir laf etmedim. Densiz. Yine densiz dedim babaanne. Yaşasın. Niye bu kadar sevindin sana densiz denmesine? Çünkü babaannem her densiz dediğinde ceza olarak kumbaraya para atıyor. Bunu bildikleri için beni sürekli kızdırıyorlar oğlum. Peki toplanan paralar ne oluyor? Onun adı öğrenciye yardım fonu baba. Herhalde bu evde bir üniversite öğrencisi var değil mi? Sen sınıfta kalırsan ortada fon filan kalmayacak ona göre. Hem bu fon geri ödemeli. Okulu bitirip işe başlar başlamaz taksitler halinde alırım senden o paraları. Sen mızıkçılık yapıyorsun babaanne. Böyle konuşmamıştık. Bu evde kuralları büyükler koyar küçük bey. Kuralları büyüklerin koymasına bir sözüm yok. Ama kurallar daha az acımasız olamaz mı acaba? Hadi bırak babaannenle uğraşmayı. Okulu bitirmene daha 2 yıl var Fuat. O zamana kadar babaannem bu kuralı değiştirebilir belki. Mehtaba koymadı babaannem bu kuralı. Taraf tutuyor işte. Hem cinsini koruyor. Babaannem benimle uğraştığı kadar kimseyle uğraşmamıştır bu evde. Zevksiz bir duvak ve gelinlik alan torunla uğraşırım tabii. Sen moda diye bir şey duymadın mı babaanne? Moda yakışanı giymektir küçük hanım. Benim kızım da yakışanı giyiyor zaten anne. Bana bıraksaydı sonuç daha iyi olacaktı. İnsan hayatta bir kez evleniyor. İçine sinmeli değil mi ya? Her şey içime sindi zaten. Bunun için size çok teşekkür ederim babacığım. Siz mutlu olun yeter yavrum. Bir annenin babanın tek dileği budur. Ben evlenirken de bu kadar duygulanacak mısınız babacığım? Dur bakalım oğlum acelenme. Hemen evlilik laflarına başladın. Yok canım öylesine sordum işte. Senin son zamanlardaki dalgınlıklarını görmüyoruz sanma küçük bey. Kim bu kız? Ne kızı babaanne? Yok kimse. Annenle babanı kandırabilirsin ama benim gözümden kaçmaz. Benim kimseyi kandırdığım yok. Ben biraz kitap okuyacağım. Nasıl da kaçıyor? Gel buraya da şu işi açıkla bize. Kitabı mı? Sonra okurum sana da babaanne. Desene baştan başlıyoruz Serap. Gençlik ne kadar güzel. Keşke onların yaşında olabilseydik. Ben yaşımdan memnunum. Onlar gibi densiz olmaktansa. Yine densiz dedim babaanne. Gidip kumbarayı getireyim. Aman geç kalma. Bu kız da hep kardeşini korur. Efendim anne. Sen hala uyumadın mı? Uyuyamıyorum. Biraz konuşmak ister misin? Bilmem. Bizim için de zor kızım. Ama bir gün herkes evlenebilir ve... Anne, böyle konuşup beni daha fazla üzme lütfen. Peki kızım. Ben sadece seni rahatlatmak istemiştim. Anne, gitme lütfen. Biraz daha kal yanımda. Kalırım tabii. Ama sabah erken kalkacağız. Biliyorsun bir sürü işimiz var. Biliyorum. Her şey bu kadar can sıkıcı olmak zorunda mı? Ne oldu ki kızım? Bunların hepsi doğal şeyler. Anne ben evleniyorum. Evet biliyorum. Son 1 yıldır bu evde başka bir konu konuşulmuyor ki. Yani ben şimdi yarın başka bir evde mi uyuyacağım? Başka ev dediğin senin yeni evin kızım. Ama yine de başka bir ev. Günlerdir o eve gidip geliyoruz. Bütün eşyanı yerleştirdik. Sana bir ev hazırladık. O günlerde pek mutluydun, hevesliydin. Şimdi ne oldu? Bu gece sizinle geçirdiğim son gece. Belki onun için. Hem ben kendimi bildim bileli bu evde, bu odada yaşadım. Ne bileyim anne, içim acıyor. Düşününce yani... Bazen insanlar hayatlarında bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilirler. Evlilik de bu değişikliklerden biridir. Belki de en güzel olanıdır. Ama her değişiklikte olduğu gibi bu da insanı duygusal olarak sarsar. Biraz tabii. Tıpkı lisedeki psikoloji öğretmenim gibi konuştun anne. Kimin karısıyım?
Babandan yıllarca felsefe ve mantık sohbetleri dinledim kızım. Ne kadar da olsa tortusu kalıyor insanda. Babam uyudu mu? Zor da olsa uyudu. Bugün babamda bir şey fark ettim anne. Neymiş o? Bana bugüne kadar hiç bakmadığı gibi bakıyordu. Nasıl yani? Bakışları çok derindi. Sanki bakmıyordu, okuyordu. Sanki ben şeffaftım da babam bana bakıp arkamı görüyordu. Çocukluğun gelmiştir aklına. Belki de bebekliğin. Başka? Kızım, ben nereden bilebilirim babanın aklından geçenleri? Sen değil miydin? İnsan bunca yıl evli kalınca birbirine benzemeye başlıyor. Artık bakışarak anlaşıyor diye. Öyleyse babamın neler hissettiğini anlamış olman gerekmiyor mu? İyi de kızım, düşüncelerini de okuyamam ki. Bir tahminde bulundum işte. Bir tahminde daha bulunur musun? Ne kadar da büyüseniz hep çocuk kalıyorsunuz bizim gözümüzde. Bu nedenle işte. Anne, konuyu saptırma, söyle hadi. Neden bu kadar önemli babanın düşündükleri? Çünkü ben evleniyorum anne. Ne var bunda? Bir yıldır başımızın etini yiyip durdunuz Özkan'la. İki ayağımızı bir pabuca soktunuz. Evlenmek için pek hevesliydiniz. İşte yarın evleniyorsunuz. Bugün mutluluktan havalara uçman gerekirken bütün gün surat asıp oturdun. Şimdi de sanki sizi zorla evlendiren bizmişiz gibi davranıyorsun Mehtap. Anne, bu kez de bir bürokrat gibi konuştun. Hadi bakayım, bırak mızmızlanmayı da uyu. Ben evlenmeyeceğim anne. Ne? Düşündüm de babamı ve seni bu kadar üzmeye hakkım yok galiba. Yani sizden ayrılarak diyorum. Asıl üzülen sensin anlaşılan. Baksana şu haline. Babanla beni bahane etme. Anne, ben korkuyorum. Gel buraya. Şöyle sıkı sıkı sarıl bana. Benim küçük kızım. Anne, sizi çok seviyorum. Biz de seni kızım. Mehtap, hazır mısın? Anne, sakın kapıyı açma. Daha hazır değilim. Biraz daha işimiz var. Siz nikah şekerlerini arabaya koyun. Gitti mi? Gitti gitti, merak etme. Hadi elini çabuk tut. Anne, bu gelinlik bütün gün böyle şişme bot gibi mi duracak? Hayır kızım, vakti gelince inecek. Elbette böyle duracak. Ama ben nasıl oturup kalkarım bu gelinlikle? Tut şu tokaları. Ben isteyince verirsin. Şimdi dön bakayım arkanı. Anne, burada en az 50 tane toka var. Ay, duvağının sıkı sıkı oturması gerekli yerine. Sonra oynarken fırlayıp gitmesin başından. Zahmet etme anne. Çünkü ben oynamayacağım. Ver bir toka. Her gelin oynar kendi düğününde. Bu bir gelenektir. Evet, bir gelenektir. Tıpkı babaannem gibi konuştun. Unutma. Büyüklerin yaşam deneyimleri bizlerden daha iyidir. Onların sözlerine kulak asmak bu nedenle faydalıdır. Anne, bunun benim oynamamla ne ilgisi var şimdi? Çok ilgisi var. Ver bakayım bir toka daha. Şimdi oldu. Anne! Herkes sizi bekliyor aşağıda. Gelin hanımın kaprisleri bittiyse şu nikaha yetişelim diyorum. Geliyoruz. Hadi kızım. Sen de topla şu eteklerini. Gidiyoruz. Anne, bu çiçekler bahçe sarmaşıkları gibi başımdan aşağı sarkarken bir adım atmam ben. Mehtap, sıkma canımı. Sen değil misin bu duayı beğenip alan? Teorikte iyi görünüyordu. Ama pratikte çuvalladı anne bu duvak. Ay, sihirli bir değneğim yok ki sana yeni bir duvak yaratayım. Üstelik duvak kadar gittiğimiz kuaför de kötüydü. Kayınvalidemin bulacağı kuaför bu kadar olur işte. Oo, gelin hanım, şimdiden başladınız demek kayınvalideye takılmaya. Anne, bu bir gelenektir. Sen çok akıllısın. Evet, hazır mıyız? Ay, dur anne. Ha, yine ne var? Biraz daha pudra süreyim. Hadi çabuk ol. Herkes aşağıda seni bekliyor. El çantana mendil koymayı unutmadın değil mi? Merak etme anne. Sulu gözlü gelinlerden değilim. Ben ağlamayacağım. Bu yaptıklarını bir gün tek tek hatırlatacağım sana. Sen zahmet etme anne. Babaannem yapar o işi. Senaryosunu hazırlamıştır bile. Gelini almaya geldim. Anne, ben hazırım.
kapıyı açabilirsin. Demek ağlamayacaktın ha? El çantama bir mendil koysam iyi olacak. Aman Allah'ım. Hayatımda gördüğüm en güzel gelin. Teşekkür ederim. Evet, artık gidebiliriz. Gidebiliriz. Tamam mıyız? Bak, unuttuğum bir şey varsa hemen söyle Mehtap. Yok, gidelim. Annem, babam Cale teyzeleri aldı. Arkamızdan gelecekler. Tamam oğlum, tamam. Gidelim o zaman. Benim güzelime bakın. Kraliçeler gibi olmuş. Ne demezsin. Çeksene elini duvağımdan Özkan. Bozacaksın. Affedersin hayatım. Oğlum yavaşla biraz. Acelen ne? Nikah geç kalmayı kimse istemez herhalde. Daha bir saat var. Sen acele etme. Bir aksilik çıkmasa bari. Fuat dikkat. Vay be. Ne çukurdu o öyle. Herkes iyi mi? Oğlum daha az önce uyardım seni. Sakin ol biraz diye. Sen biraz heyecanlısın. İstersen ben geçeyim direksiyona. Yo. Damatlar araba kullanmaz. Niye? Bu da mı bir gelenek? Öyle de denebilir. Siz yeteri kadar yoruldunuz. Artık düğünden sonra balayı filan derken yorgunluk atarsınız. Kaldığınız otelde masmavi denize bakarak yeniden doğarsınız. Ah, ne bileyim, dünyevi sorunlardan uzak şöyle bir güzel kafanızı dinlersiniz. Araba kullanmak gibi gereksiz ve yorucu işleri düşünmezsiniz. Sizin yerinizde olmak için neler vermezdim. Bir yolun sonuna geldiniz ama yeni bir yol çıktı önünüze. Sizi ilgilendiren bu yeni yolda el ele yürümekten başka ne olabilir ki bundan böyle? Ha? Söyleyin, ne olabilir? Yarın 3 kişi olduğunuzda yolunuzu biraz daha genişletmekten başka. Niye sustu herkes? İnsan ne zaman böyle duygusal konuşur ben bilirim. Ablası evlendiği zaman. Hayır, aşık olduğu zaman. Aşk bu kadar basit mi sence? İki süslü lafla anlatılabilir mi aşk? Sen tipik aşk belirtileri taşıyorsun oğlum. İyileşecek miyim yoksa ölecek miyim doktor bey? Bu senin aşkı ne ölçüde yaşadığına bağlı. Desene öleceğim. Allah'ım sen al kalbimi. Onun avuçlarının içine koy. Görsün yüreğimin nasıl çarptığını. Görsün de inansın yeryüzünde hala bu denli seven olduğuna. Gözyaşlarıyla ferahlat kalbimi. İki kanat tak uçur gökyüzünde bir melek gibi. Ve tüm evrene yay bu bulaşıcı hastalığı. Fuat? Efendim? Sen iyi misin? Yok, bu hastaya doğru teşhisi koymuşum ben. Nasıl bir reçete yazacaksınız doktor bey? Sana canlı bir reçete gerekli oğlum. Bir bu eksikti. Oğlum sırası mı böyle kendini dağıtmanın? Tam sırası anne. Açın bütün camları. Aşk mikrobum sarsın tüm dünyayı. O da ne? Yine ne oldu oğlum? Kaldırımda Funda yürüyor. Ne Funda? Dur Funda. Yavaş. Fuat yavaş ol. Aksi. Olacak şey mi bu? Olacak şey. Hiç önüne bakmıyorsun ki. Hey sen. Önüne bakmadan mı araba kullanıyorsun? Babam. Baban ya. Şimdi mi görüyorsun bunu? Nikah geç kalacağız. Oğlum ne biçim kullanıyorsun arabayı? Sorma baba sorma. İçerideki trafik dışarıdakinden karışık. Bir şeyiniz yok ya. Siz iyi misiniz? Herkes iyi. Hadi baba arabalara sonra bakarız. Nikaha geç kalacağız. Dikkatli ol. Tamam. Hepinizden özür diliyorum. Sağ salim bir varabilsin. Sen merak etme anne. Az kaldı zaten. Seni hiç böyle görmemiştim Fuat. Ben de. Demek bütün bunlara sebep o kız ha? Ne? Hangi kız? Az önce Funda diye bağırmadın mı sen? Ya bağırdı mı? Bağırdım. Onu gördüm kaldırımda yürürken. Birden şey oldu işte onlar. Seninle sonra konuşacağız Fuat. Şimdi kapatın bu konuyu. Ey aşk sen nelere kadirsin? Biz bugün evleniyoruz. Darısı başına küçük bey.
Anne, sen uyandın mı? Hiç uyumadım ki. Bütün gece burada mı oturdun yani? Bizim deli kızı özledim şimdiden. Anne, beni de üzüyorsun. Dua ettim onlar için, mutlu ve sağlıklı olsunlar diye. Aslına bakarsan beni de uyku tutmadı. Ne kadar da mutlu görünüyordu. Şimdi nasıldır acaba? Muhtemelen uyuyorlardır. Çok yoruldular. Hem de uzun zamanın yorgunluğu var üzerlerinde. Ağlamayacağım dedi durdu. Ama sonunda dayanamadı ağladı. Ben de evlenirken ağlamam sanmıştım ama sonra ben bile farkına olmadan ağladığımı anladım. Seni ben seçmiştim oğlum için, biliyorsun. Şimdikiler gibi dışarılarda tanışıp buluşmalar yoktu o zaman. Ya bir tanıdık vasıtasıyla ya da görücü usulü olurdu evlilikler. Anne, zaman hızla akıp geçiyor. Ve geçerken de pek çok şeyi değiştiriyor. Zaman değil değişime sebep olan, insanların kendileri kızım. Zaman da buna yardımcı oluyor desek? Onu da kabul edemem. Bak, ben genç kızken nasıl düşünüyorsam şimdi de öyleyim. Değil miyim? En azından giyim zevkin değişti anne. Ne demek şimdi bu? Zaman geçtikçe daha az renkli giyinmeye başladın. Sen bana zevksiz mi demek istiyorsun yani? Aman anne, o nasıl söz öyle? Ben hiç öyle bir şey der miyim? Orasını bilemem. Suçu zamana atmadığına göre bana atıyorsun. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ömrüm boyunca prensiplerimle yaşadım ben. Bunun zararını da hiç görmedim. En azından bugüne kadar görmedim. Şimdi torunlarıma bakıyorum da ne kadar farklılar bizim gençliğimizden. Siz bile farklısınız. Hey anneciğim, siz kuralları yaşıyordunuz, biz duyguları. Şimdiki gençlerse zamanı yaşıyor işte. Üç ayrı nesil nasıl da kendine göre hareket etmeyi başarıyor. Günaydın hanımlar. Günaydın. Kafa kafaya vermiş ne konuşuyorsunuz öyle? Havadan sudan işte. Fuat uyanmadı mı? Uyandım. Herkese günaydın. Artık bu evin içindeki tek genç ben olduğuma göre ilginiz daha fazla olur umut ediyorum. Sen önce arabanın hesabını ver. Ya baba, sabah sabah açmasana şu konuyu. Bu konunun açılma zamanı da mı var? Babaanne, sen de yangına körükle gitmesen diyorum ha. Hem bu şıklık ne? Nereye gidiyorsun? Bugün pazar. Gezeceğim biraz. Kahvaltını yapmadan bir yere gidemezsin. Çok mu parfüm sıktın? Bana mı öyle geliyor küçük bey? Sana öyle geliyor babaannem. Hayır, insanlar yaşlandıkça duyuları daha az çalışır derler. Senin neden bunun tersi oluyor anlamıyorum. Bak şu konuşana. Bacaksız, densiz. Hepiniz şahitsiniz. Bana densiz dedi. Kumbaraya getiriyorum. Getir bakalım küçük bey. Bu sefer her zamankinden fazla para koyacağım o kumbaraya. Ve sana arka arkaya densiz diyeceğim. Benim için sorun değil küçük hanım. Kulaklarımı tıkarım, olur biter. Adnan, oğluna bir şey söyle yoksa fena yapacağım onu. Oğlum bırak annemle uğraşmayı. Peki, sizin dediğiniz gibi olsun. Ben çıkıyorum o zaman. Kahvaltıya kalmayacak mısın? Funda ile yapacağız kahvaltıyı. Akşama görüşürüz. Gitti bile. Bir hoşça kalın bile demedi. Bizim zamanımızda böyle miydi ya? Babamız odadan içeri girdi mi hepimiz asker gibi saygı duruşuna geçerdik. Nerede öyle kapıyı çarpıp evden çıkmalar? Annem bütün gün arkamızı takip ederdi bir haylazlık yaptık mı diye. Yaptığımız zaman da akşam olunca konuyu babama havale edip çekilirdi aradan. Biz de konuyu babaya havale edeceğiz zaten. Ne konusu? Kim bu Funda Allah aşkına? Oğlumuzun kız arkadaşı. Kız arkadaş mı? Desene yeniden başlıyoruz Serap. Evet. Baksana çocuğun haline. Aşık olduğundan beri yerinde duramıyor. Demek dalgınlıkları bu yüzdendi. Bunlar aşkı bile tuhaf yaşıyorlar. Akılları başlarından uçuyor. Dünyada aşık olunandan başka bir şey yok gibi davranıyorlar. Bu yaşlarda aşk böyledir anne. Ben akıl erdiremiyorum. Akıl erdirme zaten anne. Onlar aralarında hallederler. Yine mi onlara bırakacaksın? Elbette. Hayat onların hayatı. Değil mi Adnan? Onların hayatı da bizi hayata bağlıyor Serap. Hadi bakalım, yeni bir heyecana hazır olun.
Merhaba. Çok bekledin mi? Hayır, ben de yeni geldim. Dün yorucu bir gündü. Yani biz ailece çok yorulduk. Ne diyorum ben ya? Cümleyi doğru mu kurdum? Sanki konuşan ben değilim de bir başkası. Bu kızın yanında aklımı yitiriyorum sanki. Fuat? Ne? Ne? Ne oldu? Lafını bitirmeden sustun yine. Aa evet, dün diyorum. Ablam evlendi ya, biz de çok yorulmuşuz. Tatlı yorgunluklar bunlar. Nasıl geçti düğün? Ah, rüya gibiydi. Keşke sen de olsaydın yanımda. Kollarımın arasında dans etseydin. Ben bıkıp usanmadan seni seyretseydim. Sen şimdi baktığın gibi baksaydın gözlerimin içine. Ah, bilseydin benim neler hissettiğimi. Aa, sen uykunu iyi alamadın galiba. Bugün buluşmasaydık keşke. Sen de dinlenmiş olurdun böylece. Yoo, olmaz. Ben iyiyim. Uykusuz filan da değilim. Biz en iyisi kahve içelim ha. Kahvaltı yapalım. Sonra biraz yürürüz sahil kenarında. Oradan da tiyatroya gideriz. Aslında sinemaya güzel bir film gelmiş. İstersen onu da izleriz. Sonra bir şeyler atıştırırız. Ondan dur, sonra... Dur bir dakika. Sakin ol. Bu dediklerinin hepsini bugün mü yapacağız? Evet. Sence bir sakıncası yoksa tabii. Yine saçmaladım. Benim aklım nereye gidiyor? Acaba benim için ne düşünüyor? Şöyle görünmez adam olsaydım... Onun benim için düşündüklerini en yakın arkadaşına anlatırken dinleyebilseydim. Hep güzel şeyler söyleseydi. Beni anlata anlata bitiremeseydi. Benim için sakıncası yok ama bir güne sığmaz ki bu dediklerin. Hem acelenle. Bundan sonraki günler çok mu yoğun olacaksın? Yok canım, onun için değil. Birden içimden bunların hepsini birden yapmak geçti. Sen çok farklı bir insansın. Biliyordum zaten. Bir çuval inciri berbat ettim. Konuşmasam dalgınsın diyor. Konuşunca ben saçmalıyorum. Ah, nerede o aklı başında Fuat? Nerede ha? Kim nerede? Garson nerede? Hey, bakar mısınız? Buyurun efendim. Bize kahvaltılık bir şeyler getirir misiniz? İki de kahve lütfen. Hemen efendim. Ablan mutlu muydu dün? Ben de anlamadım. Hem mutluyum dedi, hem de durmadan gözyaşı döktü. Gelinin ağlaması adettir. Yok, olamaz. Funda da babaannem gibi konuşuyor. Galiba göründüğü gibi biri değil. Ama ne fark eder ki? Kalbim söküp aldı bir kez yerinden. Şimdi avuçların içinde o hiç görmüyor. Ya evet, adettendir gelinin ağlaması. Yoksa üzüldüğünden falan değil. Üzgün müydü yani? Hani birbirlerini çok seviyorlardı? Üzgün değildi canım. Öylesine ağladı işte. Hiçbir gelin öylesine ağlamaz. Damat ağlıyor muydu? Tabii ki hayır. Bak gördün mü? Aramızdaki fark bu. Biz kızlar duygulandığımız zaman ağlarız. Siz erkekler hırslanırsınız. Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Benimle tartışmak istiyor. Bu konuda en az babaannem kadar yetenekli... Aslında biraz da anneme benziyor. Onun uysallığı var sanki. Ne oldu, sen yemiyor musun? Canını sıkacak bir şey mi söyledim? Hayır. Can sıkmak mı? Sen bir ömür kalsan yanımda yine de canım sıkılmaz. Erkeklerle kadınlar arasındaki farkı iyi tespit etmişsin. Çok kafa yorar mısın bu konulara? Yok canım. Konusu açıldıkça düşünürüm bunları. Derslerden başka bir şey düşünemiyorum şu sıralar. Sadece dersleri mi düşünüyorsun? Evet, dedim ya derslerim çok yoğun. Beni düşünmüyor. Biliyordum zaten. Onun için sıradan bir arkadaşım yalnızca. Baksana ne kadar dengeli ve kendinden emin. Benim gibi tir tir titremiyor. Durmadan saçmalamıyor. Kaza bile yaptım onu görünce. İyi ki bizi görmedi o halde. Hakkımda ne düşünürdü sonra? Oysa sen hep düşünürsün değil mi? Benim son günlerim yalnızca seni düşünerek geçiyor. Bunu sana nasıl söyleyebilirim? Yo, söyleyemem. Ya sonra kaçıp gidersen benden? Seni bir daha göremezsem? Daha da kötüsü
Ya senin başka bir arkadaşın varsa? Hayır! Neden bağırıyorsun? Affedersin. Bu düğün seni epey sarsmışa benziyor. Evet, bu düğün bana çok şey öğretti. Önceleri evliliğe sıradan bir olay gibi bakıyordum fakat sonra... Sonra ne oldu? Sonra aşkı keşfettim. Aşkın evliliğe nasıl da güzel bir anlam kattığını keşfettim. Bunu bugüne kadar görmediğime çok şaşırdım. Biliyor musun? Sanki burada oturmuş kendimle sohbet ediyorum. Ağzından lafları kerpetenle almaya çalışıyorum. Neden geldim sanki? Dur Funda, nereye gidiyorsun? Kendini iyi hissedersen görüşürüz. Özür dilerim, dur gitme. Söz, kendimi iyi hissedeceğim. Hemen mi? Hemen. Dedim ya, çok tuhafsın. Hiç senin gibi birini tanımamıştım. Bu kötü bir eleştiri mi yoksa bir iltifat mı? Ben de bilmiyorum. Kafamı karıştırıyorsun. Senin yanında elimi kolumu nereye saklayacağımı şaşırıyorum. Bir şeyler konuşuyorum ama ne söylediğimin farkında değilim. Genellikle saçmaladığımı düşünüyorum. Beni şaşırtıyorsun. Anladın mı? Kafamı karıştırıyorsun. Hey, yaşasın. Desene sen de bendensin. Nasıl yani? Hastalığım sana da bulaştı. Ne? Sen hasta mısın? Evet. Çok hastayım. Ne hastasısın peki? Aşk. Aşk mı? Bu hastalık sensiz olmaz ki. Bensiz olmaz mı? Evet. Seni seviyorum. Meral Karamuk'un yazdığı Kelebek Ömrü Kadar adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Metin Oyman, Teknik Yapım Savaş Erhan, Efektör Osman Keykubat, Yapımcı Sevim Özkan. Bu oyunda rol alan sanatçılar: Büyük Anne Birsel Aygün, Serap Şebnem Doğruer, Mehtap Gözde Bakşık, Özkan Mete Şahinoğlu, Adnan Doğan Yağcı, Fuat Fatih Kahraman, Funda Sabiha Sonkan.